sizleri değerli arkadaşlar. Hepinizi kes merkez yürütme kurulu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada her güne bir kadın cinayetiyle uyandığımız, günü yine bir kadın katliamıyla kapattığımız günlerden yine bir kadın katliamına karşı açıklama yapmak üzere geldik. Bu iş yerinde bir arkadaşımız bir iş erkek şiddetiyle katledildi. Erkek şiddeti hız kesmeden sürüyor. Hız kesmeden süren erkek şiddetine karşı önleyici, koruyucu tedbir alması gerekenlerse var olan tedbirleri rafa kaldırıyor, ortadan feshettiğini söylüyor. İstanbul Sözleşmesi gibi bir sözleşme kadına yönelik şiddete karşı koruyucu, önleyici tedbirler alma ve cezalandırmayı esas alan yerden var olan bir sözleşme bir gecede feshedildi. Şimdi önümüzde başka tartışmalar var. Yerli ve milli bir sorumlulukları 6.284 İstanbul Sözleşmesi referansı alınarak hazırlanmış olan 6.284'e dönüp bir saldırı kampanyası var. Kadına yönelik şiddeti önlemek üzerinden tedbirleri arttırması gerekenler tedbirleri arttırmak yerine gözden çıkarıyorlar. Kadınlar her gün şiddete uğruyor. Sadece KESK olarak geçen hafta İstanbul, Elazığ, bugün Ankara'da açıklamalar yapıyoruz. İş yerlerimizde kadın arkadaşlarımız katlediliyor. Çalışma arkadaşlarımız katlediliyor. Ve biz bu katliamlara seyirci kalmayacağımızı, bu katliamlar karşısında ortak bir mücadele yürütmemiz gerektiğini bir kez daha ifadeyiz. Bu katliamlara karşı erkek yargının faili aklayan, faili indirim yapan ve görmezden gelen, tedbir alması gerekenlerin şikayetleri görmezden gelip geç müdahaleden dolayı kadınların katledildiği bir ülkede bir kadın katliamlarına karşı bir kez daha hep birlikte ses çıkarmak konusunda ısrarımızı geliştiriyoruz. 9. Yargı Paketi üzerinden geliştirilecek olan kadın saldırıları eğer bir paket hazırlanacaksa, bir anayasa olacaksa, bu anayasada kadınların sözünün olduğu, kadınlarla tartışılan ve kadını koruyan yasal düzenlemelerin kullanması gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Biz buradan bir kez daha başta ailesi olmak üzere belki denetim kurulundaki çalışma arkadaşlarına başsağlığı. Kadınlar olarak var olan bu şiddet karşısında daha fazla mücadele kararlılığınızı bir kez daha ifade ediyoruz. Hepinizi kez yanına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın kadın dayanışması! Yaşasın!